Geride bıraktığımız 2023 yılının bana göre iki mühim sonucu var. Türkiye muhalif güçleri bu defa iktidarı sandıkta devirebileceğine inandı, kaybedince dağıldı. İlk turun akşamında henüz sandıklar açılırken ülke muhalefetine inancını kaybetti. Sonraki her gelişme siyaset tabutuna bir çivi daha çaktı. 2023 kucağımıza iki somut gerçek bırakıp öylece gitti. İktidarın seçimle değişmeyeceği gerçeği ve değişimin ancak büyük sancılarla olabileceği. Kısmetse tabii. 2024 için hiçbir umut yok. Dünya için de öyle. Bu yıl 2 milyar insan oy kullanacak. Partiler ve adaylar hiçbir şey vaat etmediği gibi ekonomik sorunlar ağırlaşacak. 2025 ve 26 büyük çalkantılara gebe. Hiç mi iyi bir şey yok? Var elbette. Hakikat aşkıyla yaşama tutunanlara yaşananlar çok şey anlattı ve öğretti. Ciltlerce kitap okuyup binlerce saat belgesel seyretmekle elde edemeyecekleri bilgiye çağa tanıklık ederek kavuştular. Her yeni gelişme gerek sahnede gerekse perde gerisindeki aktörleri tanıttığı gibi çöp kutusunu bilmem kaç kez boşaltmamıza yol açtı. Ne ekonomi ne de siyaset 2024 için umut vaat ediyor. Politika ile başlayalım. CHP Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararları uygulanmadığı için 14 Ocak'ta anayasaya sahip çıkıyoruz mitingini duyurmuştu. Şehitleri bahane ederek mitingi iptal etti. Ne zaman yapılacağı belli değil. Erdoğan artık Bahçeli'den sonra Akşenerle de telefonda görüşüyor ve bilgi paylaşımında bulunuyor. İyi Parti'den yana umudunu koruyan varsa Bilecik'e bakabilir. Belediye meclisindeki başkanlık seçiminde İyi Partili üyeler AKP ve MHP ile birlikte hareket edince CHP belediyeyi kaybetmiş. İyi Parti artık muhalefet partisi değildir. Böyle bakın Ekonomi. Bırakın doları, euroyu. Türk lirası Venezuela bolivarı karşısında 3 ayda %4.5 değer kaybetti. Neden Venezuela? Çünkü bu ülke %190 enflasyonla Lübnan ve Arjantin'den sonra dünya üçüncüsü. Paranız bolivar karşısında bile tutunamıyorsa vay halinize. Listeden çoktan düştü ama medyaya da bakalım mı? 3 haftada 21 şehit vermişsiniz. Bayraklı siyah logolar raftan inmiş. Muhabirler kar buz doğal dekorunda cepheden bildirmekte birbiriyle yarışıyor. Devlet zaten çoktan raydan çıkmış güvenlik zirvesi fotoğraf vermek için 45 dakika toplanıp dağılmış filan. Soran, sorgulamayan, muhakeme etmeyen bir halk var. Öyle olunca siyasetçisi, televizyoncusu parmağında çeviriyor. Şu basit iki soruyu bile sormuyorlar. Her defasında inlerine girdik, imha ettik diyorsunuz. Belli ki üfürmüşsünüz. Yine her şehit haberinden sonra intikamlarını aldık, şu kadar teröristi öldürdük diye açıklama yapıyorsunuz. Madem yerlerini biliyordunuz daha önce neredeydiniz? Artık kamuoyu namına böyle sorular sormanın pek anlamı kalmadı. Hafızası her uykuya daldığında sıfırlanan bir insan kimi reflekslerini uyanınca tekrar öğrenmek zorunda değildir. İşte toplum bu reflekslerini de yitirdi. Sosyal ağlarda Yaşar Kemal'e atfediliyor ama laf onun değildir esasen. Şair Haydar Ergülen söylemiştir. Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa şimdi en güzel şiir barıştır.